Herkese selam. Beauty in Isolation'ın en sevdiğim formatı olan Valerian Friends'e hoş geldiniz. Bu özel şeyde, bölümde olay şu. Yani bence güzellik tüyoları aslında hani sadece uzmanlarda değil, herkeste var. Bayağı böyle benim arkadaşlarımdan ben çok fazla şey öğreniyorum. Bence sizin için de öyledir ve bugün de acayip tatlı 5 tane arkadaşım katılacak ve sevdikleri ürünlerden bahsedecekler bize. Hiç mütevazı olamayacağım bir konu var. O da arkadaşlarımın gerçekten inanılmaz olduğu harika arkadaşlarım var ve şimdi bakalım ilk kim geliyor? Bakalım kim geliyor? Bir güzellik gurusu geliyor. Güzellik gurusu geliyor şu an yayına. Ay, çok teşekkürler. Evet, komşuma götürmüştüm bir tatlı ama. Kim geliyor? Bir yemin güzellik ederim, kurusu geliyor. Ben çok acı. Çok acı hakikaten. Yok ya. Hiç fena değil. Guru. Ne var kanka? Ne var? Kimlerle? Ay, senle 4 günlük karantinamdan sonra şu an seni tekrardan bu nalet olası ekranın karşısında görmek çok tat kaçırıcı. Biraz alışmıştık birbirimize gibi. Bir alışmıştık değil mi orada dizinim? Yalnız benim de 4 gün karantinaya girince senin bir yüzün mü parladı, bir şey mi sürdün? Canlanmış duruyor. Yüzün. Canım, şimdi her şeyden önce senin bana katiyen adını dahi okuyamadığım ürünlerle vermiş olduğun bu göz altlarını mutlaka etkisi olmuştur. Ama tabii güneş de vuruyor. Sana güzel ışık. Ha, güzel. Doğal ışığı alıyorum. Ha, güzel. Beauty in Isolation'a güzel bir özenmek diyorsun. Beauty in Isolation'ımıza. Resmen buraya dadandım ha. Güzel yaptın. Bir şey diyeceğim. Fanların geldi hemen. Hemen böyle geldi Zeynep mi? Fanları. Geldi mi kardeşlerim? Selamlar. Herkese selamlar arkadaşlar. Şimdi burada inanılmaz tüyolar paylaşacağım. Burada herkes çok ayıp. Ne anlatacaksın? Şimdi bugünkü formatta şöyle oluyor. Benim bu yayına katılan arkadaşlarımın her biri bir tane çok sevdiği bir ürünü veya böyle bir tüyoyu, bir şeyi anlatıyor. Bakalım Zeynep'in bize anlatacağı şey nedir? Arkadaşlar bakın, şakasız bayağı dost doğru her gün kullandım. Bir şey söyleyeceğim, hiç goy goysuz, burada promotsuz, bilmem nesiz. Şu Benefit'in liquid blush mı deniyor buna kardeşim? Evet. Buna liquid blush diyebiliriz, evet. Değil mi? Sıvı aldık. Çocuklar bakın, yemin ederim böyle bir güzellik olamaz. İnsanın kendini sağlıklı ve fresh, otomatik hissettiren bir şeydir bu. Aynı zamanda dudağınıza da sürüyorsunuz, o çok iyi. Yani hani mesela abartı, mesela gündüz sabah manitayla kalktın, kırmızı ruj süremezsin. Sabahın köründe kırmızı ruj süremezsin. Ne yaparsın? Çıt. Şuralara. Ne? Hemen elini dağıtırsın. Hemen böyle bir şey olursun. Ya ne olursun, ne olsun? Böyle bir 19. yüzyıl masum kız. Şey gibi biraz utangaçlığa gelir. Biz tamamen öyle. Bir de biraz şey gibi, onu sürdüğünde hiç makyaj yapmış gibi gözükmüyorsun. Hani sıfır. Böyle çaktırmadan hakikaten böyle... Sıfır. Dediğin gibi yani böyle gerçekten sır. Ay çocuklar, nasıl oldu ben hiç anlamadım ya. Bir anda ben böyle kiraz gibi dudaklarla ve elma gibi yanaklarla uyandım diye vereceğiniz bir şey bu bakın. Bir şey diyeceğim. Ben Zeynep'i sabahları gördüm uyandığında. Gerçekten bir Rönesans tablosu gibi uyanıyor kızarmış yanaklarıyla. Çocuklar hemen göz altınıza süreceksiniz. Şundan hemen pıt pıt şuralara. Bir de ben bunu allığım üstüne de kullanıyorum. Zeynep, şuraya ne ya? Şuraya sürmeyin. İnsanları yanlış yönlendirme lütfen. Hayır, buraya sürmeyin arkadaşlar sakın. Buraya. Dudağı gösteriyorum, ayık olun. Dudağı gösteriyorum, bir de buraları gösteriyorum. Ben bunu bir de bronzerın üstüne de bazen pıt pıt böyle buralara yayarım. Şey gibi değil o mi da biraz benim böyle? Size güzel bir taktik olsun. Bakın, bunu her yerde duyamazsınız ha. Bronzerın üstüne bunu süren çıkmaz. Benefit Benetint bu arada ürünün adı. Benefit'e aşığım bu arada. Şey Benefit'in gibi her şeyine bayılıyorum. Şey gibi diyeyim biraz böyle, hani ortaokulda falan ben böyle tabii makyaj yasak olduğu için böyle gidip böyle tuvalette yanaklarımı sıkardım. Onun gibi değil mi aynı? Evet, gerçekten öyle. Tam o ya. Bayağı harika bir ürün. Herkese de tavsiye ediyorum. Peki. Yorumları fitoşlayamıyoruz tabii. Zeynep'in sırrı ortaya çıktı yazan var. Ay kuzum benim ya. Arkadaşlar Zeynep'in sırrı. Sırrıma bakın. Sırrıma bakın. Şu boy bir şey Zeynep'in sırrı. İlk standta mı duruyor Sephora'da? Peki bir şey diyeceğim. Şimdi bizim Zeynep'le yaptığımız bir Beauty in Isolation bölümü vardı. Orada izleyenler bilirler.
Zeynep benim evimde vücut yağı diye bütün bedenine magnezyum bulayıp, kendini magnezyuma bulayıp alev almıştı. Evinde Zeynep Arkadaşlar ben Hoca alev hastanelik almıştı. olmuştum, biliyor musunuz? Neredeyse hastanelik. Şimdi Zeynep'ciğim sana küçük bir soru hazırladım. Sonra seni göndereceğim, yeni arkadaşımı alacağım Buyursunlar. yayına. O da Kim geliyor benden hazırlansın bir sonra? Sürpriz. yandan. Okey. Ben Çok biliyorum iyi bir ama isim söyleyebiliyor geliyor. muyuz? Canlı Arkadaşlar, yayınların bakın. gerçek kraliçesi geliyor. Sakın kapatmayın. Canlı yayınların gerçekten bebeksi kraliçesi geliyor. Bir diva geliyor az sonra. Buraya kapatan çok hataylar. Evet, bayağı iyi. Evet, bu arada Gizem, Zeynep Gizem Ocak kızım fanlarına benim. da. Şimdi Gizem kızım burada soruyorum. ya. Yönetmenim de burada. Evet. Zeynep'ciğim, sence sana göstereceğim ürünlerden hangisi vücut yağı? Bir. Buyursunlar. Çok hoş. Diğeri. İki. Ne kadar hoş. Tamam. Üç. Ay bu. Şimdi vücut yağ mıdır Valeri? Bakın. Arkadaşlar şöyle Çocuklar. gösteriyorum. Bakın. Yine magnezyuma vücut yağı dedi. Sarı bir sıvı vardı. Yine hani çok yağ olmasa da Bir şey hani söyleyeceğim. Kodali Bakın filan. arkadaşlar, şimdi bu Kodoli yüz spreyi gibi geldi bana. Sarı dediğimiz hadise de açıkçası yani bir vücut yağından ziyade yani böyle bir hani bir banyoda böyle bir böyle bir hani köpürtürsün gibi bir şey. Ama diğerinin şişesi diyor ki ben profesyonel bir vücut yağıyım diyor. Logomla, şişe tasarımımla, bandajımla. Nasıl Arkadaşlar, vücut yağdır yani bir hatayı bir insan kaç kere yapar bilmiyorum. Zeynep Ocak saç söz spreyi gibi, konusu. bravo Havva. Havva mı hiç demiş ki saç spreyi gibi, kolonya gibi. Evet arkadaşlar, ilk gösterilen diyorsunuz değil mi? Bu Kesin. arada ne şu mu? Evet Kızım aynen. üstünde Kolonya kocaman gibi oil demişler. yazıyor, oil. Karşım Bak. benim onu görme ihtimalim yok. Ben orada tipinden yargılayabilirim. Ay Valeri, kameraya gelince de ayrı güzelsin ha. Daha sık gelmelisin öne doğru. İyi hadi öpüyorum seni Zeyno'm. Şarjın az az dedin, dağıtmayayım Gerçekten seni. konuştukça da konuşuyoruz ayı gibi. İyi arkadaşlar, herkesi öpüyorum. Ve çok büyük bir divayla ve Beauty in Isolation'ın Beauty'siyle sizleri baş başa bırakıyorum. Herkese hoşça kalın. Öpüyorum Zeyno'm. Hadi bye. Bay bay. Remove Zeynep Ocak. Şimdi gerçekten ha, Valeri kimdir sorusu çok iyi bu arada. Şimdi inanılmaz bir canlı yayın divası geliyor aramıza. Gerçekten Valerian Friends'in zirveleştiği bölümdeyiz şu anda. Bunun üstüne nasıl çıkacağız bilmiyorum. Valam oldu yes, Valeri Dayan. Yiğit Karaahmet geliyor. Bir şey diyeceğim. Benim olmadığım her yerde güneş çok güzel batıyor galiba. Zeynep'e de böyle bir güneş Hayatım vuruyordu. Sana burası da. Bodrum Yarımadası. Bodrum'da her yerden güneş çok iyi batıyor şu anda yani. Bayağı Şeyde. güzelsin. Valam Morghulis. Çok iyi bir dizi keşfettim Valeri. İzlemediysen adı Game of Thrones. Hakikaten. Evet, inanılmaz. Duydum. Ben Game of Thrones'u tekrar izlemeye başladım. Dün Valeri ile konuştuk şeyde bunu. Ondan sonra ben böyle 10 sene sonradan gelirmişim. Mesela bütün Game of Thrones esprilerini Valam Morghulis O falan. şeyleri, mimleri filan. Hold the door, Yiğit, hold the door. Peki bir şey diyeceğim. Ne göstereceksin bize? Merak Bak içindeyim. bir şey göstereceğim ben şimdi. Ya ne göstereceğim? Tabii ki bir şeyler Bir göstereceğim. şey diyeceğim. Yiğit Karamet bir şey gösteriyor ama bu kez güzellik Şimdi bir kere şöyle bir şey var. Bu Instagram'da katılmak istediğim tek şey biliyorsun. Tek canlı yayın bu zamana kadar ve beni ne zaman çağıracaksın diye aşırı derecede merak ediyordum ve sürekli işte şunları anlatırım, bunları anlatırım, Valeriye şunu sorarım, bunu sorarım falan diye şey yapıyordum falan. Bir kere beni aldığın için çok mutluyum. için Çünkü herhalde. arkadaşlar şu an karşınızda Türkiye'nin güzellik kraliçesi var. Yani güzel kraliçesi derken Miss Turkey'den bahsediyorum. Yok, öyle değil. Öyle değil ama bu kızın söylediği her şey şeydir. Yani kanundur. Anlatabiliyor muyum? Onun söylediklerini ben sürekli şeyindeyim. Peşindeyim. O yüzden çok doğru bir adrestesiniz şey yapmak için. Ben ne anlatacağım? Teşekkürler. Ne Yani anlatacaksın? şimdi zaten şöyle bir durum var. Benim güzellik sırrı olarak söyleyebileceğim bir şey
Yani bir tek deniz ve güneş var. Aslında sürekli şey yaptığım şey. Yazın ben deniz suyuyla kalıyorum genel olarak. Tabii çok yıkamayı da seven bir insan değilim. Ekstra olarak şey olduğunda yazın genel olarak şeyde kalıyorum. Yani tuzlu ve mesela bugün de denizden geldim ve duş almadım henüz. Bir de söylemesi ayıp birkaç gündür depresyondayım. Ondan sonra bugün bu canlı yayın var diye yıkandım sabah yani ve üstündeki pis arkadaşlar. Üstümdeki pis kıyafetleri çıkardım. Beauty in Isolation sayesinde olanlar Yiğit Karamet duş aldı. Evet, Beauty in Isolation sayesinde olanlar yıkanıldı. Yıkanıldı, duş alındı. Bir de söylemesi ayıp koli kesildi. Onun için de yıkanılması gerekiyordu. Ondan sonra... Onun için yıkanıldı diyebiliriz aslında. Onun için ya bir de böyle sabah yürüdüm falan böyle bir sürü işlerim vardı. Fakir gibi şey aldım. Sosyal yardımlaşma parası aldım biliyorsun. Devletten 1.000 lira. Devletime çok minnettarım. Sabah o yüzden Turgut Reis'e gidip postlardan paramı çektim falan. Çok neyse iyi. Ben diğer şey konuklarını bekletmeyeyim. Konukları... Aa, estağfurullah bir şey diyeceğim. Arkadaşlar bu arada benim takipçilerimden ya bilmiyorum herhalde izleyen 20 kişi geri kalanı sendendir Yiğit. Varsa şöyle ben de şunu söyleyeyim birimizi övüyorsak yani şu karantinamın gerçekten en iyi şeylerinden biri Yiğit'in canlı yayınlarıydı bilen biliyor zaten. Evet yarın akşam bir şey yapıyorum veda yayını yapmaya karar verdim. All Stars gecesi yani en azından ilk dalgaya veda yayını diyeyim bir All Stars gecesi yapacağım yani şeyden falan böyle. Onun dışında sana ben ürün olarak evet. Ne söyleyeyim şimdi bak. Bir, bu gördüğün artık böyle dibinin dibi kaldı falan. Burada bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Bana bütün bu ürünleri yani kullandığım şöyle bir çanta dolusu ve içeride bir çanta dolusu çer çöpüm var. O bütün o çer çöplerin hepsini Valeri verdi. Çatal. Çünkü Valeri bu konuda hanut kraliçesi yani. Yani ona böyle yağdığı için. Ama yani hiçbir zaman şey bir insan değil. Yani eline gelen aptal şeyleri vermiyor. Seçip veriyor ki bir tane bir şeysi var. O benim hayatımı kurtardı. Onu söyleyeceğim zaten. Bunu böyle bir sene önce mi, iki sene önce mi ne aldım senden? O Kiko'ydu galiba yanlış Kiko. Hatırlamıyorsam. Kiko ama Kiko bir dudak parlatıcı. Ama ben daha sonra bunu tabii ki bitirdim. Ve yenisini almak istedim. Ve Kiko'ya gittiğimde bundan kalmamış. Yani böyle bir şey yoktu. Bu galiba... O şey galiba. O yazlık koleksiyondu galiba Yiğit. Ya evet galiba. Her yaz başka şarkı çıkarıyorlar bu arada. Ya bu olağanüstü bir şey. Çünkü şöyle bir şey. Ya ben make-up yapıyorum. Ondan sonra gece dışarı çıkartan falan da yapıyorum yani. Hani yani, ama make-up yapıyorum yani bir drag make-up'ı yapmıyorum. Yani İyi, evet. Yapmayı bilmiyorum zaten. Hafif hani parlatıyorsun kendini. Hoşuma gidiyor benim. Sadece yani ruj sürerim. Ondan sonra farmer da sürüyorum falan böyle. Ya kapatamıyorum onu. Hiçbir zaman mesela kusursuz kapatamadım kendimi. Onu bir yapmam için daha... Pudra gerekiyor. Hani o kadar şey. Ve benim böyle çok sadece yani highlight olarak böyle bazı şeylerin altının üstünden geçmek istediğim şeyler oluyor. Yani şimdi bu yani artık dibi kaldı. Ya ben bunu hiçbir zaman şey yapmadım. Ya bu böyle çok hafif kalmadı artık. O yüzden pek belli olmuyor ama ona muadil bir şey bulabiliriz. O bir de çok yapışmıyordu ve güzel kokuyordu yanlış hatırlamıyorsam. Evet yani hani artık çok daha şey oldu falan ve hiç yani hani hiçbir şey yapmıyor. Aslında spesifik olarak yani bir şey sürüp sürmediğinde belli. Sadece dudaklarını ıslak gösteriyor. Ve yani tabii ki ben yazın Bodrum'da olduğum için ayı gibi yanıyorum. Ve ayı gibi yandığımdan sadece bunu sürdüğünde yani bir make-up yapmış oluyor. Patlıyor. Yani çok şey. O yüzden bundan ben çok memnunum ama maalesef bir kadar yok. Bu birdi. Bir de bitti bunun şeyi. İkincisi de arkadaşlar, ben onu sileyim. Çünkü diğer şu anda hayatta böyle yani aşık olduğum şeye geleceğim falan. Bu nedir o? Chanel görüyorum. Evet, bir Chanel ruj. Bu da Valeri'nin bana doğum günü hediyesi. Ondan sonra bunu getirdi falan böyle. Ve ben bütün canlı yayınlarımı, bütün her şeyi falan bu rujla yapıyorum. Çünkü bu rujla bir aşk yaşıyorum. Neden böyle olduğunu anlamadım yani. Nasıl bir rengi var Yiğit? Süreceğim şimdi. Şöyle bir rengi var. Görebiliyor musun? Yani pembemsi. Şöyle pembemsi değil aslında. Bordo gibi. Ama yani bunda da bu Kiko'da olan şey var abi. Yani sürdüğünde hiçbir şey yok gibi. Ama bir şey var. Yani bir şey oluyor. Ki şu an yapacağım bunu.
Çok güzel. Onun çünkü içinde yağlar var Yiğit. Kiko'da da Biraz vardı. yağlı. Evet. Bu aslında böyle hani benim dudağımdaki gibi böyle mat, böyle renk renk kalacak bir şey değil de hani Hayır hafif değil. böyle bir rengimsi ve böyle ıslak görünüm. Bence yaz için bayağı güzel rujlar hem de nemlendirir dudağını. Aynen yani bunu böyle hani günlük de sürebiliyorsun şey olarak falan. Ben yayında da sürüyorum ondan sonra. Hatta yayında elini alıyorsun ve sürüyorsun da sürüyorsun. Çünkü doyamıyorum yani hani mesela şu an sürdüm ve yüzümde başka hiçbir şey yok ondan sonra ve sadece bu ruj var ve Rujun rengini görebiliyor musun? Duruyor mu hala altında numarası filan? Onu da ben paylaşayım sonra. nerede yazıyor ki numarası? Poposunda çevir altını. Yapran Health Glow Lip Balm Deep diyor. Ha, okey, deep. Ha, evet. Bu üç farklı tonu vardı. Açık, orta, koyu. Sana koyu rengini vermişim. Daha koyu tanelere. 22.01 diyor. Tamam, ben bunu bir not alıyorum. Yayından sonra paylaşacağım. Yani LeBeige mi okunuyor bu Evet, bilmiyorum. LeBeige serisinden. Tamam, Evet. anladım. Bu geçen yazki koleksiyondu galiba. Bir dakika. Bunu paylaşacağım şimdi. Hala var bu arada bu ürün. Gerçekten mi? Yani Var işte var. Healthy Glow Lip Balm. Ondan sonra bir ruj değil bu galiba. Lip Balm yani aslında değil mi? Lip balm gibi ama rengi var onun yine. Güzel. Çok hafif bir rengi var. Yani mesela ben ilk bunu gördüğümde dedim ki bu böyle bordo çıkacak yani herhalde falan. Ve bordo bende böyle biraz annem gibi oluyor yani anladın mı? Vişneşik. Diyeceğim ben sana öyle durduk yere çat diye bordo ruj verir miyim? Abi hiç yani ve bu böyle yani bak ya ışık yok abi. Işık var da ışık yok. Tam bak. Şimdi çok mu ışık oldu? Çok oldu. Ha, şu an oldu şu an. Bu kadar. That's it ve yani başka hiçbir şey. Yani ben hani bunu sürdükten sonra yani bir de söylemesi ayıp hani Chanel yani şeyi de çok tatlı. Hani bir Chanel'le hani şey olduğunda girdiğinde bir şey oluyor falan. Ya sadece bunu sürüyorum ve belki biraz da şuralarıma gold ondan sonra bu kadar. Yani benim makyajım budur aslında. Yani hani makyaj yapan bir erkek miyim? Evet makyaj yapan bir erkeğim ama yani bu kadarını ve acayip derecede memnunum ya. Bundan acayip çok çok teşekkür ederim Ali. Hayatımı Ay canım güle güle kullan. Yalnız sağ ol. şunu unutamayacağım. Ben sana o şeyleri verirken, o hediyeleri verirken böyle bir tane not yazmıştım. Sonra biz o gece sarhoş olduk ve sana notu kaybettim. Çok da Ay tatlı bir not yazmıştım ama asla hatırlamıyorum ne? Yiğit. Neyi nereye kullanacağım notumu? Ya hem öyle hem de böyle hatırlamıyorum. Böyle güzel, bayağı güzel bir not yazmıştım. Sonra biz Ya o ben gece şey yapmak sarhoş istiyorum. olduk. Evet tabii canım. Ben şey yapmak istiyorum Valeri zaten yani. Bir geldiğimde şeyde falan bana makyaj yap. Yani bayağı Al, yani yaparım. Valeri Dayan olarak çıkmak istiyorum. Bunu daha önce konuştuk seninle. Ondan sonra nasıl Valeri yapalım? Dayan olarak çıkmak istiyorsun. Kırmızı ruj mu istiyorsun Yiğit? Yani şu Valeri Dayan'ın şu mermerliğini istiyorum. Ama tabii bu Valeri Dayan'ın yaşıyla ve acayip derecede iyi beslendiği ve yaptığı o Biraz şey. ten rengimle alakalı. Yani evet sen bir de hiç yanmıyorsun. Ay ben de size bir şey anlatacağım. Hazır yanmak derken bugün bunu düşündüm. Bunu da anlatayım yani. Bunu anlatmam. Şimdi Valeri şeye geldi. 2 sene önce mi ne? Gümüşlü'ye geldi. Evet. Böyle bir 2-3 gün kalmak için falan böyle. Yani dünyanın en komik tatillerinden bir tanesiydi. Ona ben And. işte aşağıda böyle bir yer ayak. Kızcağızın hayattan tek beklediği şey o duşu akan bir oda. Çok güzel bir yerde kalıyor. Aşırı bohem. Aşırı tatlı ama dökülüyor biraz. Her yer dökülüyor yani falan. Valeri duş ama neyse işte hani denizde bir arkadaşı var falan. Biz denize gittik. Ondan sonra ben onları böyle bir yere götürdüm. Her zaman denize girdiğimiz bir yerler var. Oraya götürdüm. Abi gittik böyle Valeri ile. Yani Valeri güneşe çıkacak ve denize Arkadaşlar benim güneşe çıkmam bir mesele bu arada. yani ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Yani şöyle Valeri yaklaşık 1,5 saat boyunca yani bekliyoruz böyle suya gireceğiz. Hani mayolu herkes mayolu çıplak böyle ve yani hani ya işte insanlar böyle yanmak için şey yapar ya işte hani böyle bir şey sürer 35 faktör sürer. Hani bunu aldım veya 50'ye sürer. Abi Valeri şöyle bir şey yemin ediyorum. Zaten şöyle dev bir çantayla geldi. Onları oraya kadar taşıdı falan. Yürüdük oraya kadar Oraya onunla. kadar ayı gibi yürüdük falan böyle. Ben Valeri'nin arkadaşımı denize gireceğiz. Bekliyoruz. Ben herhalde dedim böyle bir 50 faktörü sürecek bu kız. Böyle mermer gibi kalıyor. Girecek. Yani yemin ederim 1,5 saat. Çünkü Valeri şöyle bir şey yapıyor. Burasına ayrı bir şey sürüyor. Burasına ayrı bir şey sürüyor. Burasına ayrı bir şey sürüyor. Buralarına ayrı bir şey sürüyor. Buralarına ayrı bir şey sürüyor. Yani
45 dakika geçti, Valeri şeyden yani üst bedeninden aşağıya gelemedi. Karnına ayrı bir şey sürüyor. Bacaklarına ayrı bir şey sürüyor. Topuklarına ayrı fıs fıs. Onlar bütün üzerine böyle bir şey diyeceğim doğru. Evet, onlar bitiyor, onlar bitiyor. Saçına bir şeyler sürüyor. Onları böyle topluyor, buralarına bir şeyler sürüyor falan. Bir saat sonra denize girebildi. O yüzden abi bu kız böyle kaldı yani. Böyle kaldı. Ben yani artık kremimi mi bıraktım. Yani öyle yani. İnanılmaz bir insan. Yani kozmetiği bu kadar aşık. Çok seviyorum Yiğit. Gerçekten bu arada senden sonra bu arada alacağım arkadaşım Aslan da benim kadar aşık kozmetiğe ve böyle onunla da böyle konuştuğum zaman böyle seninle de böyle şu an konuştuğumda mutlu oluyorum abi. Bayağı seviyorum bu konuyu. Ya bir kere hem çok seviyor hem inanılmaz bilgili bu konuda ve çok doğru çok doğru tavsiye. Yani boşa tutmuyor yani anladın mı? Hiç boş bir tutuşu. Canımsın. Kendisinde gördüm yani o nasıl o yani abi bir insan sadece bir kere denize girebilmek için bu kadar fazla şey yapamaz yani yapamaz. Anlatabiliyor muyum? Hani yaklaşık 42 tane falan ürün ayrı ayrı oraları böyle... Yapamazsın dediler yaptım Yiğit. Yani çıktıktan sonrası ayrı. Saçlar, saçlarına şeyler. A, tabii. Kapanıyor. Hemen böyle şeyini giriyor. Tesettürünü giyiyor. Hiçbir şekilde güneş almamak için. Ondan sonra çantasını koluna takarak eve gidiyor. Duş bölümü başlıyor. Duşların sonra onu... after sun. After sun var. After sun'ları mı? Mesela after sun dediğin yüzüme şey... ayrı, vücuduma ayrı. After sun dediğin şey bir tanedir ya. Bali'de 4 tane. 4 ayrı after sun var. Ayrı tonlarda falan. Bunlar bitiyor. After sun biraz gölgede oturuluyor falan. Sonra tabii ki akşam yemeği saati. Sonra makyaj. Bali'nin hayatı bu. Bali'nin hayatı. Ama bundan mutlu yani. Zoraki bir şey yapmadığı çok belli ya. Canım. Öyle canım işte. Yiğitim, benim teşekkür ederim. Rica ederim. Benim ürünüm altını da bu arada ilk kez okudum. Health Glow Lip Balm. Ben aşırı derecede memnunum. Bir şey daha söyleyeyim ama zaman gidiyorsa. Geçenlerde Onur Gökhan'la bir şey tartışması yaşadık. Chanel ruj mu, Yves Saint Laurent ruj mu tartışması. Onlar Yves Saint Laurent'ciymiş. Rujdan ruja değişir. Bana sorarsan. Ben mesela bir markanın bir şeyi hani her şey o kadar çok fazla şey çıkarıyor ki. Mesela Yves Saint Laurent'ın bir tane tatu şeyi var. Böyle şey gibi, dövme gibi dudakta kalan bir şey var. O çok iyi. Ama Chanel'in de mesela matları var bir tane. Sana ondan ayrıca veririm. Ay canım ya. Böyle kadife gibi akıyor ya. Ay anladım. Ne renk? Ne renkleri var? Bende koyu renkleri var. İşte o sana olur mu bilmiyorum ama bakarsın. Benim dudaklarım ince hayatım. Üst dudağım falan şey olmuyor. Yani bundan aşırı derecede memnunum arkadaşlar. Yani bir de Chanel çantanızdan çıkartıp hani bir günlük bir şey var çantanızdan çıkartıp daha sonra Chanel sürüyorsun anladın mı? İnsana böyle kendini iyi hissettiriyor değil mi? Hiçbir şey olmasa o. İyi hissediyor yani hani yanında taşıyabileceğin en şey lüks şey bu. Ben bazen şey falan yapıyorum. Lüks bir şey dokunmak ister misin? Tatlı falan. İnsanlara Chanel rujumu tutturup sonra ellerinden geri alıyorum. İyi falan. Ben de yarın akşam senin canlı yayınında o zaman Chanel rujlarımı çıkarırım. Çıkar hayatım, çıkar. Çok sağ ol beni aldığın için. Öpüyorum seni. Ben teşekkür ederim geldiğin için. Bye bye. Bye. Ay, kamerayı şey yaptım. Bir dakika. Tamam. Şimdi Aslıhan geliyor. Yanlışlıkla size karşı sokağımdaki estetik şeyi, estetik merkezini gösterdim. Nasıl? Şimdi Aslıhan. Şu an gelmekte olan arkadaşım konuşamadım. Bir dakika Aslan sana intro yapıyorum sen girmeden. Şu an gördüğünüz bu insan gerçekten 7 sene Vogue'da güzellik direktörlüğü yapmış biri kadar ya da daha fazla bilgiye sahip olabilecek bir kişi. Estağfurullah. Yalnız, merhaba Aslan. İnsan sayımız düştü Valeri. Ay bir şey diyeceğim. Kendileri kaybeder. Gerçek bir güzellik cevheri geldi ve bir güzellik. Neyse. Ekin'le prova yaptık. Ekopeko. Sevgiler. Ekopeko'yu da bu arada Ekin'cim gördüm yorumunu. Sana da Chanel ruj atacağım. Herkese atacağım Chanel rujları. Ve biz özelden konuşuyorduk. Chanel ruj şeylerin hediyelerin istendi. Evet. Evet. Eski Vogue günlerimden kalma hediyelerim. Eski Vogue günlerini kaybetmeyelim. Bir şey diyeceğim. Yani ne seçmiş olabilirsin çok merak ediyorum. Çünkü gerçekten Joanna sana da vereceğim Chanel Rouge.
Gerçekten o kadar fazla iyi ürün kullanan ve böyle hani ürün konusunda çok benziyoruz. Çok benzer şeyleri seviyoruz seninle. Ve çok fazla iyi şey kullanıyorsun. Ne anlatacaksın bugün bizi izleyen şanslı kişilere? Merak ediyorum. Zaten bizi bir araya getiren şeyin bu olması da bence hani bir sürü ortak arkadaşım. Evet. Birbirinizi tanımanız lazım. Güzellik üzerinden bağlantılandığımız için anne kalkıp. Hakikaten, hakikaten öyle bu arada. Ama çok zorlandım bir ürün seçmekte. Teşekkür ederim beni zorladığın için. Önemli ama, değil. Bir daha gelirsin. Bir daha şey yaparsın. Bana özel seans yapılması gerektiğini düşünen arkadaşlarımız var. Onlarla da konuşabiliriz. %100. %100. %200. Bu şu aralar en sevdiğim bak ilkin aşağıdan özel istek yazıyor. Ne kadar zor. LED maskemle. Screenshotlar alınsın noktası bu galiba. Birazdan takıp göstereceğim de hiç merak etme. Yani evet bir sürü şey arasında kaldım ama bu aralar ben çok taktım. Özellikle evde olduğum, yani zaten yeni aldım. Evde kalıp daha önce gidip sokakta yaptırabileceğim ya da işte kliniklere gidebileceğim yaptırım birçok şeyden mahrum olunca hadi dedim kıyı paraya. Ve çok bir şey değil tahmin edersin ki. Çok ucuz bir şey değil. Bu LED maskesi. Ben bunu Light Salon diye bir yer var. Oraya gidip ben Londra'da yaşıyorum. Oraya gidip yaptırdığım bir şeydi zaten LED seansları. Hı-hı. Onların ev versiyonu. Peki bir şeyi söylesene. LED seansları senin cildinde nasıl bir etkisi oluyor senin cildinde? Yani benim için ya Ekin yorumlarını özür dilerim. Gözüm kayıyor. Zeynep Han'dan sorular. Çıkar çıkmaz etkisini gördüğün bir şey bence zaten. Hani daha canlı, daha plump, daha böyle bir daha nemlenmiş hissettiğin bir etkisi var kesinlikle. Yani hemen hızlıca gördüğün bir etki var. Bir de söylediklerine göre süreklilik ve uzun zamanda yaptığın zaman etkisini daha çok gösteren bir şey. Hı hı. Benim bakımına gittiğim her yer, hi guys, aşağıdan, Amerika'dan arkadaşlarım diye. Cilt bakımlarının sonunda bunu şey yapıyorlar değil mi zaten genelde? Shamara'ya, SP Skin, o da mesela cilt bakımının sonunda hep bunu yaptı. Benim burada gittiğim Saintly Skin diye bir yer vardı, o da hep... Yani hep cilt bakımına gittiğim her yerde içine karıştırılan bir şeydi LED. En sonunda hep gördüm. Hı hı. O yüzden dedim ki bir şey biliyorlar herhalde diye. O yüzden almaya karar verdim. Yani zaten gidiyordum. Hı hı. Almaya karar verdim. Zeynep Han Türkiye'de var mı bilmiyorum. Trendyol. Bakarız. LED maske diye bakarız. Ama ben şeyi biliyorum yani. Türkiye'de henüz daha cilt bakımlarına böyle benim en azından deneyimlerim şeyine çok fazla böyle add-on olarak gelen bir şey değil. Ben şunu da mesela fark etmiştim cilt bakımı yaptığımda. Ben de Londra'da bu arada Fur Cell diye bir yere gitmiştim. İnanılmaz bir bakımı yaptırmıştım ve biraz yüzüm kızarmıştı bakımdan sonra. Bu LED'le o kızarıklık da diniyor. Aynen. Zaten eğer kırmızı, çünkü farklı farklı renkleri var. Kırmızı enflamasyona çok iyi geliyor. Dolaşımı çok hızlandırıyor. O yüzden hep böyle bir yatıştırıcı, sakinleştirici, hani normalde böyle invasive işlemlerden çıkınca böyle bir kırmızılık olur mu? Tam tersi, onu yatıştırmak ve sakinleştirmek, mesela yaralara ya da iyileşmelere de iyi gelen bir şey LED terapi. Hani kozmetik kullanımına yanı sıra cildin yenilemesi ve iyileşmesine yardımcı olan bir şey. O yüzden de seve seve aldım, parama koydum. Şimdi göstereceğim nasıl çalıştığını. Peki markası nedir? Bu Light Salon diye bir... Light Salon, okey. Light Salon adlı bir yerin yaptığı bir şey zaten, ürettiği ama... LED mask yazınca bir sürü şey çıkıyor. Hadi göster. Yani takmasam acaba. Light Salon markaymış arkadaşlar da. Ben sonra paylaşacağım zaten bütün ürünlerin isimlerini. Takayım mı yoksa şöyle mi göstereyim? Şöyle göstereyim. Takınca biraz saçmalık olacak. Hayır, ne olur tak. Bence Ekin de takmanı istiyor. Hadi. Bak annem aşağıda trend yolda 775 telefon. Telefon teyze çalışıyor. Teşekkürler Telefon teyze. Yaptırdığım şey. Arkadaşlarımı çok seviyorum. Gerçekten delireceğim. Gerçekten bence de benden başka bir... Arkadaşlarımı aşırı seviyorum. Allah Allah. Bir de tepeden gelen, inşallah bu şekilde tutuyoruz.
Bu arada beni ziyarete gelen bir arkadaşım da var arkada. Şu anda herhalde hayatının en garip deneyimini yaşıyor. Ben de aşırı mutluyum şu anda. Hakikaten. Şokopop. Aç bakayım, aç bakayım. Burada bunu şarj ediyorsun zaten. Ya ve böyle bu şekilde açıyorum. Komik değil, çok iyi bir şey aslında. Biraz komik. Bir şey diyeceğim, atlatamıyorum. Keşke bütün şeyi böyle yapsaydım yüzümü göstermeden. Bir şey diyeceğim, bir süre daha böyle konuşabiliriz bence. Cildime iyi gelir. Bir yandan senin yüzündeki enflamasyon diner. Anda enflamasyonum gidebilir. Peki bir şey soracağım sana. Bunun şimdi dolaşım hızlandırıyor dedim. Bunun vücut için olanları falan da var mı? Biz bütün vücudumuzu bu LED ışığına maruz bırakabilir miyiz? Ay takıldım. Şöyle vücut için geldin mi? Geleyim. Geldim burasına. Evet, tamam. Vücut için olanlarının ev versiyonu yok diye biliniyorum. Aslında kargocu olacağım. Eki'nin düşüncesine göre benim kapıyı böyle açmam gerek kargoculara. Böyle bir şaka yapıldı az önce de bunu açıklamak istedim. Vücut için olanı ev olarak yok ama mesela salonlarda işte tam mesela light salonda vücut şeyleri de var, boyları da var. Bunun mesela bu markanın bir de boyun ve gerdan için ayrı var. Ben Pardon, arada gülüş geliyorlar. Gülüyorum, evet. Bence zaten çok saçmalıyorum. Şu an devam ediyorum. Hani yok tamam yetti demedim, devam ediyorum. Bir yandan orada işlem oluyor tabii. Bir de ben bazen bunu indiriyorum. Mesela boynuma tutuyorum, işte dekolteme tutuyorum falan. Çünkü hani 10 tane şey ayrı ayrı para veremeyeceğim gibi. Yani. Zaten aynı şey yani, ne olacak ki? Yapabiliriz artık gibi. Peki bir şey diyeceğim. Bunu haftada kaç kere, kaç dakika yapıyorsun? Onu söylesene. Yani istediğin kadar yapabilirsin. Bir over şeyi yok. Bir yan etkisi yok eğer çok yaparsan ama ben haftada hani çok abartmak da istemiyorum ama 3-4 kere genelde böyle yatakta işte kitap okurken ya da bir şey izlerken 10 dakika zaten kendi ayarlı. 10 dakika tutuyorum. Herhalde bir faydası var düşünüyorum. Yani mesela sokaklar açık olduğu zaman gibi garip bir cümle. Evet. Salona gittiğim zaman da şey dedi hani bize geldiğin farklı bir doz burada yaptın. Eğer yaparsan evde de destekleyebilirsin. Tabii ki biraz bir marketing şeyi ama ben bu marketing şeyini yedim, satın aldım. Ve komşularını da görüyorum diyorsun. Evet, yani bana iyi geliyor. Çok böyle hani ay cidden böyleydi, böyle oldu gibi çok drastik bir değişim olmadı ama zaten aşırı bakımlısın ve aşırı güzelsin gibi bir durum var bir yandan da. ama ben şeye inanıyorum hani olanı korumaya çalışmak buzluğunu düzeltmekten daha kolaydır kafasıyla. Hani yapmaya devam ediyorum. Hani senin cildin iğne gerek vardansa hani evet, koruyabilirsin ne güzel gibi. Bu arada erkekler tabii ki kullanabiliyor yani. Bütün cilt bakım ürünleri cinsiyetsiz. Kadir ve Bora'yı aşağıda görüyorum sevgiler. Bayağı güzel bir ürün paylaştın Aslan. Türkiye'deki arkadaşlarım biz nasıl alacağız diyenlere getirebilirim diye saçma sapan. Bir şey diyeceğim. Bence burada hani nasıl bunun aslında bir stüdyo gibi hani var ya orada. Nasıl bu hani o şekilde burada olabilir acaba? Çünkü hani gerçekten vücuttaki dolaşımı hızlandırıyorsa ben oradayım yani. Evet evet yani genel olarak çok dediğim gibi hani kozmetikten çok sağlık olarak yaralar için, cilt için, hücre yenilenmesi çünkü bütün olay. Hani daha infrared sauna kafası biraz değil mi? Zaten mesela bunda genelde bunda hem red hem de infrared ışınlar var. Hani red olanı zaten gözümüzün gördüğü, infrared gözümüzün görmediği zaten o işte kolajen, elastin bunları tetikleyen. O yüzden hani bence... En sevdiğimiz her şeyi tetikleyen. Yani en sevdiğimiz her şeyi tetikleyen böyle özel bir araç. Bana da evde izolasyon bahane olarak bunu almış bulundum. Memnun kaldım düşündüm. Aslan çok teşekkür ediyoruz bu advanced level beauty paylaşımın için. Gerçekten senden bekleyeni fazlasıyla verdin. Senin için en büyük silahlarımı çıkardım gibi. Big guns out diyorsun.
İyi, öpüyorum seni çok. Ben de. Konuşuruz yine ve şimdi... Çok teşekkür ederim beni davet ettirdiğiniz için. Zaten senin ayrı program yapacağız. Ne daveti? Aslan. Varım. Varım. At beni. Tamam, at hadi bay. Yalla. Evet, şimdi bir başka aşırı güzel arkadaşım geliyor. Nil geliyor. Nil Fahralı geliyor. Alıyorum seni Nilciğim. Hazır mısın? Hazır mısın? Aso özel bölüm çok iyi. Aso özel bölüm yapmamız lazım. Hatta ben gideyim Beauty and Isolation aslan sunsun. Nil! İnanılmaz! Şaka gibi. Bir şey de az evvel komentlerdeydin, şimdi karşımdasın. Ya işte böyle bir oradayım bir buradayım. Bu arada inanılmaz bir ürün gösterdi bence. Çünkü ya bunun bir eve alıp yapılabilen versiyonunu bilmiyordum ben. Ama kesinlikle cilt bakımlarıyla falan karşılaştığım bir teknik. Ve sevdiğim de bir teknik. O evet. Yüzden çok ilgimi çekti. Hiç Türkiye'de karşılaştın mı hiç LED maskeyle? Hiç karşılaşmadım. Kimseden de duymadım açıkçası. Ya biraz önce söylediğin şey doğruydu. Hani bazı ülkelerde Amerika'da işte FDA onaylı ama işte Avrupa'da onaylanmayan şeyler oluyor ya da aynı şekilde aletler oluyor. Evet. Acaba öyle bir şey var mıdır, yok mudur ya da daha burada kimse akıl etmemiş mi getirmeyi? Yani aslında acayip şey bir ürün, yani non-invasif, hiçbir zararı olmayan, hani hiçbir şekilde hani bir yanıcısı olmayan bir ürün. Belki daha fark edilmedi. Biz biraz tabii geriden takip ettiğimiz için bazen kendileri olabiliyor. Ama neyse, şu an herkese duyurduk. Sen ne göstereceksin evet. Bize? Güzel kız. Biliyor musun? Şu çok güzelliğe zorlandım. Bakın arkadaşlar. Aşırı zorlandım. Çünkü ben çok böyle ritüel... Yani ben ritüellerimi genelde bozmayı seven bir insanım. Böyle çok vücudumu tek bir şeye alıştırmayı sevmem. Bu kullandığım ürünlerde de oluyor. Ne bileyim, yaptığım sporda da, besinimde de... Pardon, şarjım. Uyarısı geldi. O yüzden yani çok düzenli, birkaç süre kullanıyorum ama sonra bir araya başka bir şey sokuyorum. Sonra tekrar ona geri dönüyorum vesaire vesaire. Sen bu yeni arada, şeyler denemeyi genel olarak seviyorsun ama bana da soruyorsun hep ürünler hakkında bir şeyler. Evet, yani daha doğrusu şöyle, ben genelde kendi ürünüm, kullandığım bir ürünle ilgili şikayet yaşamaya başladığımda yeni bir şeyin arayışına gidiyorum. Ama yeni bir şey çıkmış, onu merak ediyorum gibi değil. Birazdan kendi problemlerim üzerinden ulaştığım şeyler oluyor. O şekilde gitmeyi daha çok seviyorum. Çünkü diğer türlü marketing, yani sonsuz bilgi ve onu ayıklamak çok zor. O yüzden çok en zor. Azından kendi problemin üzerinden gidersem daha kolay eleyebiliyorum. Bir de böyle şeyler beni çok streslendiriyor. Hani böyle karar vermiş bu kremi böyle mağazada. Hani nasıl yani? Yani bence mesela benim önerim güzellik alışverişinde mağazaya gitmeden aşağı yukarı bir şeyleri evet. Bileceksin kafanda. Mağazaya sıfır kesinlikle. Gidersen no, olmuyor. Kesinlikle. Çok beyin yanıyor. Kesinlikle katılıyorum ve bence düzenli cilt bakımı yaptırmanın da bu tarz bulmak istediğin, ulaşmak istediğin ürüne ya da ulaşmak istediğin etkiye daha kolay ulaşmanı sağladığını düşünüyorum. Evet. Yani kesinlikle bir bütün halinde tek başına bir ürün kullanmak okey, faydalı olabilir ama hepsi birbirleri bağlantılı ve aynı zamanda bilgi akışı da bağlantılı. %100. Peki ne göstereceğim bize? Sadece. Çok ne merak ettim bu kadar arada. Lafın üzerine. Ne bileyim, birkaç bir şey getirdim ama yani çok kafam karıştı açıkçası. İlk yüzümü çok yıkamayı sevdiğim bir ürünü göstereceğim. Banyodaki bitmek üzereydi, o yüzden depomdan yenisini çıkardım. Vaso'nun. Depomdan. Yüzceli. Bir şey diyeceğim. Ne? Vaso. Shiseido. Vaso'nun bu yüz yıkama jeli. Bence çok hafif ve güzel temizlediğini hissettiğim bir ürün. Benim cildim çok kolay irite olan bir cilt. Bir de sedefim var normalde. Yani yıllardır ortaya çıkmıyor. Bunun için bayağı bir şey yapıyorum ama yine de irite etmeyecek şeyler kullanmam gerekiyor. Evet. O yüzden bu Vaso'yu çok seviyorum. Hı hı. Sonra, peki o Vaso'nun adı nedir? O Vaso'nun tam adı nedir? Bir adı var mı cleanser'ın? Deep Gentle Cleanser. Gentle, okay. Evet. Okay. Sonra bir Ordinary çıktı oradan. Evet. Bir tane Ordinary'nin Sculen, %100 Sculen serumu. Bunu güzel bir anti-aging içeriğidir Sculen. Evet. İşte gerçek bizçiler takipleşiyor. Sonra bu ürünü yeni, yani bundan bir 4 ay önce falan aldım şunu. Bu bir güneş kremi.
Aşırı hoşuma gitti. Bu Misha diye bir marka. Aha. Misha. Bir Kore markası. Ve evet. SPF 50 plus ve PA plus plus plus. Onun da anlamı biliyorsun, bilmeyenler varsa UVA ve UVB ışınları, güneşin ışınları arasında iki farklı ışın olduğu için genellikle SPF aldığınız zaman aslında UVB ışınlarına yönelik ama UVA ışınlarının zararlı etkilerinden genelde korumuyor oluyorlar. Evet. Bu onu ayrıştıran yani aslında markası o çok önemli yok. O PA plus plus o anlama geliyor plus plus yani. Plus olması. Evet. İlgimi çeken şey. Bir de normalde benim kullandığım, şu zamana kadar kullandığım birçok güneş kremi düzenli kullanımda, yazın mesela her gün kullanıyorsun, işte kışın sabah kuaförü sürüyorsun vesaire vesaire, hep cildimiz sivilcelenme yapıyor. Hep böyle bir doluluk yapıyordu. Evet. Ve bir türlü her bu olduğunda bırakıyorum. İki hafta ara veriyorum. Sonra tekrar kullanmam gerektiğinde yine aynı şey olmaya başlıyor falan. Bu ilk defa onu yapmadı. Çok süt kıvamında. Çok hafif. Porları doldurmadı. Onu çok seviyorum. Evet. Sonra bir şeyler göstereyim. Sonra göster. Drunk Elephant'ın Scary Baby Facial. Bunu çok sevdiğim. Bir klasiktir. Evet. Çok çok bence çok arada böyle giderim tekrar yaparım. Hani güzel bir ürün. Bir anlatsana cidden ne yaptığını o ürünün. Aslında üst tabakasında çok ince bir soyulma gerçekleştiriyor ve aynı zamanda bir hareketlilik gerçekleştiriyor. Ve daha sonrasında yeni pembe derinin çıkmasına ve canlanmasına katkı sağlıyor. Peki senin cildin hassas olmasına rağmen okey geliyor sana o ürün. Okey, yani bunu her ay yapmıyorum mesela ya da her hafta yapmıyorum. Ne yapıyorum? Bir kere gözlemliyorum cildimi. Cilt bakımı zaten düzenli olarak yaptırdığım için aşırı ihtiyacım olmuyor ama belli dönemlerde işte yazdan çıktıktan sonra işte bir tatil sonrası vesaire o zaman tek yapmam gerekiyor. Yani evde de tek desteklemem gerekiyor. O zamanlarda kullanıyorum. Böyle 3-4 ayda bir hala kullandığım bir ürün. Ne bir şey diyeceğim. Yani, arkadaşıma gurur duyuyorum seninle bu arada. Bunu da söylemem lazım. Teşekkür ederim. Evet. Çok bilinçlisin. Aldık. Böyle bir stik aldık. Bu da Misha. Aslında bunu söylerken tek başına gelmesin diye söylemiştim. Aşırı memnun kaldım. Türkiye'de satılıyor mu Nil? Evet, Trendyol'dan aldım. Yoksa Kore'den mi söyledin? yok, Trendyol'dan aldım. Aa, güzel, okey. Evet, aynen. Bu da böyle bir aldık gayet. Ya ben çok böyle makyajlı, bir makyajı çok yüzümde görmeyi sevmiyorum. İki, ağır hissetmesini sevmiyorum ve de makyaj yapınca makyajın gitme ya da gitmiş olmasının o fark verdiği gün içindeki farklılık beni rahatsız ediyor, mutsuz ediyor. Yani ruhen mutsuz ediyor. Onun yerine daha az şey gözükse, yani birisiyle karşılaştığımda o gördüğüm halde onunla karşılaşmak, yani onunla görüşmekten çıktığımdaki halim aynı olmasını tercih ediyorum. O yüzden %100 ben daha basit şeylerle makyaj yapmayı seviyorum. Bu da kesinlikle hani uzun süre kalan ve güzel doğal bir pembelik veren bir ağzı. Seni hiç makyajlı görmedim zaten bu arada. Makyajsızlık da çok tamam, makyajlıyım. Makyaj, bu makyajlı halin mi? Çok evet. Hafif. Hiç evet, belli olmuyor. Hafif. Bayağı güzel ve yani sağlıklı duruyorsun. Küçük bir concealer sürüyorum. Küçük bir ağlık sürüyorum genelde. Öyle. Yani çünkü bana peki Kaan'ın senden önce buraya katılıp senden önce bakım konuşması hakkında ne düşünüyorsun? İnanılmaz. Ve bence çok iyi yaptı. Kaan bütün şeylerle konuşmakta, bir şeyi açıklamakta gerçekten efsane yani. Çok iyi bölümdü. O bölümü de IGTV'ye inşallah kardeşim izliyor, şu anda yükleyeceğiz. Öyle bir şey içindeyiz. İyi bakalım o zaman. Teşekkür ediyorum sana Nil. Gerçekten inanılmaz güzel öneriler verdin. Küçük bir not. Evet. Son özellikle 5 senedir hiç bırakmadan yaptığım bir şey var. O da B12 ve D vitaminlerimi iğne olarak almak. İğneyle. Bunu okay. Her ay, D'yi her ay değil, D'yi test yaparak ve düzeyine göre, yazı mesela azaltıyorum ve düzeyine göre yapman gerekiyor. Çünkü toksitlenme yapabiliyor vücutta fazlası. Tabii. Ama B12 her ay olmak üzere mutlaka yapıyorum ve hem cildimde, hem fiziğimde, hem kas kütlemde, hem nerv, yani sinir sistemimde bir şeyleri sinirlenme konularında inanılmaz faydasını görüyorum. Çok tavsiye ederim. Bu arada B12, bak
Gerçekten arkadaşımla gurur duyuyorum. Şu anda bir güzellik editörü için çok duygusal anlar. B12 zaten niacinamid olarak cilt bakımında da olan bir şey ve gerçekten böyle yüzdeki enflamasyonu azaltan, kızarıklığı azaltan, böyle her türlü hassas cilde de iyi gelen çok böyle benim de sevdiğim bir içerik. Bu arada aklında olsun, niacinamid senin de şey kullanabileceğin bir içerik. Teşekkürler bu güzel tüyolar için Nilcim. Ben teşekkür ederim. İyi ki seni çok öpüyorum. Görüşürüz en yakın zamanda. Görüşürüz. Bye bye. Bye bye. Şimdi Astrolist geliyor. Astrolist'e hazır mısınız? Çok çok güzel bir kız geliyor şu anda. Heyecanlıyım. Özlediğim biri geliyor. Joanna Cohen geliyor. Eyvah, benim çok WhatsApp. Bir şey diyeceğim. Ne kadar güzel bir en iyi settingi birinci sen seçildin şu anda. Neyse, hiç olmazsa bir tane yani Aslan'ın getirdiği aletten sonra ben kendimden pek ümitli değilim ama bakacağız. Bir şey diyeceğim. Çok güzel bir yerdesin şu anda. Arkan çok güzel. Londra'da Joanna Cohen Londra'dan katılıyor. Londra'dan bağlanıyorum. Bağlanıyor. İlk live'ı arkadaşlar. Zorla kendisini aldım buraya. Aynen. Yani arkada köpek Mufi bu arada. Mufi de burada, farkında mısın? Müfit burada. Geçen gün zaten live'da senin screenshot'ını alıp Mufi'yi zoom in yaptın. Böyle defalarca. Arkadan bakıyor. Ben dakika bir şey, Valeria'yla sohbet ederken arada bir Mufi'nin zoom in olan fotoğraflarını atıyorum. Böyle garip fotoğraflarını. Ve aramızda böyle bir muhabbet var ve muhtemelen bunu yine yapacağım yakın zamanda. Bir şey diyeceğim. Ne kadar güzel olmuşsun. Ne kadar yakışmış örgüler. Teşekkür ederim aşkım senin için. Yani ya. Tabii ki duşa girdim, saçımı yaptım, dudağıma ruj sürdüm falan, hani böyle 100 senede bir olacak bir şey. Ve 5 dakika yayında kaldıktan sonra evinde hayata devam edeceğim diyorsun. Aynen, yine çöpe döneceğim muhtemelen. Yok kız, güzelsin, görüyorum seni FaceTime'larda. En çok iyi. Ne anlatacaksın ya, bakalım? Şimdi ben hepinizi izledim, sona kaldım. Evet. Sayfamda da şeyi düşündüm ya, ben böyle bütün arkadaşlarımla evine giderken kendi yanımda götürdüğüm malzemeleri böyle çantanın içine koydum yani gerçekten. Hani hem bununla seyahat ediyorum hem de böyle zaten genel şartlarda ben hiçbir ürün kullanmadığım için yani genel şartlarda 5 tane ürün falan kullanıyorum. Onların hepsini söyleyeyim, bitsin, kurtulayım bundan diye düşündüm yani. O yüzden ilk önce de akıllıca bir şeyle başlayacağım. Tamam. Çok az makyaj yapıyorum. Yani gerçekten şu dudağıma sürdüğüm şey, gözüme de sürüyorum, yanaklarıma da sürüyorum. Başka hiçbir şey kullanmıyorum ve böyle 6-7 senedir aynı şeyi kullanıyorum yani. Krem sürmeye başladım geçen sene. Geçen sene kadar hiç krem sürmüyordum abi suratıma, asla. Ve yani senin bana ilk... ben kullandım yani. Ne hediye ettim acaba? Ne, hatırlamıyorum. Lancome'un şeyini hediye ettim bana. UV protection bir şey. Ha, o güzel ürün. Tabii sen onu söyledin diye ben zaten bir sene yakın falan onu kullandım. Sonra ben daha yeni bir şeye upgrade ettim kendimi. Onu da şöyle göstereceğim. Yalucet diye bir tane krem var. Tam böyle Fransız farmasi kremi abi. Bir şey yani diyeceğim. Bu çok iyi bir krem yalnız. Evet, ya bu zaten böyle bildiğin kadarı böyle %70 hyaluronik asit falan var böyle ve hani pure bildiğimiz yani farmasi, yani böyle eczane kremi yani. Ve böyle hani bunu zaten bir sene önce beraber Nil, Kaan hep beraber fen falan Paris'e gittiğimiz zaman almıştık hepimizi. Ondan sonra ve o zamandan beri sabah akşam bunu kullanıyorum. Yani başka hiçbir şey kullanmıyorum. Ve gerçekten... Nasıl sürüyorsun? Direkt sabah uyanıyorsun. Sabah uyanıyorum. Sabah çok az sürüyorum çünkü... Yani güçlü bir krem bana sorar, bana bence. Yo. Yani. Akşamları daha fazla sürüyorum. Çünkü o zaman daha bir maske efekti oluyor bence. Hani birazcık daha uyurken çok batmıyor yani. Ama yani hani sabah çok az sürüyorum. Sadece genel şartlarda şuralara. Kızarıklıklara. Kızarıklıklara ve burası zaten kuruyor bende. O yüzden de hani böyle kendime bunu mantıklı buldum yani. Ve gayet de memnunum ya. Bundan önce de bir şey kullanmıyordum zaten. Peki Londra'da bulabiliyor musunuz şimdi?
Ya bitmedi. O yüzden ihtiyaç duymadım henüz ama geçen gün bir arkadaşıma söyledim. O baktı, Amazon'da var yani. Ha, yani iyi. Burada hani pahalı bir şey de değil. Bildiğin kadar böyle 18 euro gibi bir şey yani. Fiyat skalası çok iyi yani. Herkesin ihtiyacı yüksek bir şey. Ve böyle hani bu krem hakkında araştırma yaparken sonra böyle şeye falan baktım. Hani bu böyle bütün selebritiler var ya, işte bunu kullanıyorum, şunu kullanıyorum, hep anlatıyorlar falan. Birkaç tane ünlü insan bundan bahsediyordu zaten. Böyle birazcık daha natural beauty'ye, hani böyle daha hani natural bir şeylere evet, daha fokus olan insanlar bunu kullanıyordu. Hani ben de bana uygun olduğunu düşündüm bunu yani. Bu. Güzel. Bu arada yorumları da görüyorum. Yorumlarda aşırı tatlılıklar var. Ayşim Özgür Lonca'dan seni de alacağım. Katya Hakkos, senin de sıran gelecek. Ayrıca bize bir Şabat Şalom gelmiş Doğan'cığım. Şabat Şalom. Başka ne göstereceğim? Ne göstereceğim? Çok komik. Benim şimdi şöyle bir şey var. Ben birazcık daha böyle artı girmeye karar verdim. Şimdi bana bir şeyleri hatırlatan şeyler. Mesela şöyle küçük bir shower jelim var yanımda gezdirdiğim. Aa, Lolabo severiz. Evet. Bak bir başka Lolabo sever Kaan Berk sende yorumlarıyla aramızda. Yani evinde bunu o kadar çok kokladım ki. Çünkü ben evlerinde işte mesela duşa girdiğim zaman falan hep bu oluyordu. Ten var mı? Geldiğim anda Hinoki Sesam. Hinoki diye bir şey. Hinoki Sesam dedi bize Joanna Cola. Hinoki Sesam. Galiba. Ondan sonra ve böyle bana bir şekilde şeyi hatırlatıyor bu. Oradaki atmosferi hatırlatıyor ve böyle Londra'ya gelir gelmez böyle kendime küçük travel size'ını aldım çantada gezdirmek için. Tatlış. Evet. Sonra benim işte bir tane parfümüm var. Ben bunu 2006 yılından beri kullanıyorum. Ve normal parfüm değil bu, oil base. Daha yağlı bir şey. Hmm. Çünkü ben böyle... Diptik mi o? Diptik. L'ombre dans l'eau. Dans l'eau. L'ombre dans l'eau. Aynen. Aynen. Sudaki gölge. Sudaki gölge, aynen. İşte beceremedim yine söylemeyi ama işte olduğu kadarıyla. Ondan sonra evet abi su girmiş içine, su girmiş. Bak Kambersen oradan... Ben de hatta diyecektim bunun şeyi neden böyle diye. Kapağı açık, duşa, küvete düşmüş ve içi biraz sulanmış herif tasarımcısı, kusura bakmayın. Biz yapacak bir şey yok yani. Ondan sonra bu parfümü kullanıyorum çok az. Çünkü böyle hani kendi kokumu bastırsın istemiyorum. O yüzden o zamandır bunu kullanıyorum. Nasıl yapıyorsun? Şuralarına, buralarına gibi. Sadece buraya sürüyorum. Yani kulağımın arkasına bir parça roll ediyorum. O kadar yani. Peki nasıl bir koku? Aynı. Hayır. Aynı. Aynı. Böyle. Silindir. Evet de nasıl bir koku yani? Hani kokusu nasıl? Hani odunsu mu? Çiçeksi yani, mi? Nasıl bir şey biliyor musun? Ben bunu ilk kokladığım zaman ne içinde olduğunu bilmiyordum. Bana sadece şu imajı yaratmıştı. Islak, sabaha karşı bir çimen. Ve bir yazlık yerdeyim. Tamam mı? Ve çok bakir bir koku. Yani bana hep öyle bir hissi oluyordu. Ve ben o zamandan beri böyle bunun çok fresh olduğunu düşündüm. Sonradan öğrendim ki içinde işte biraz gül var. İşte birazcık... Onun Türkçesi ne acaba? Bergamot, evet. Ondan sonra. Ama yani ben bunların hiçbirini kendi tenimde koklamıyorum. Kendi tenimde böyle sadece böyle çiğ düşmüş bir çimen gibi koktuğunu düşünüyorum yani. Ve hani böyle başkalarından da bunu duydum. O yüzden sana ben daha önce çiğ düşmüş çimen gibi kokuyorsun diyen birileri oldu. Ya bu parfümü tanıtan kişi bunu denediği zaman bana bunu söylemişti ve benim hakkımda öyle kalmıştı. Ve ondan sonra birkaç tane başka comment de duydum buna yakın. Evet, gül, kasis, bergamot, portakal, amber, misk, black currant leaf diyor bir de. Çok hoş ha, evet. Çok güzel. Evet, evet. Ya ben ama bu böyle bunu kullanan birkaç tane de arkadaşım var bu arada. Yakın arkadaşlarım hatta. Ve o da benim gibi yıllardır kullanıyor. Onda aynı kokmuyor. Bende de aynı kokmuyor. Çok farklı. İkimiz de aynısını kullanıyoruz ama yani... Zaten misk var ya içinde. Misk herkesin teninde farklı oluyor. Ha, bak hiç bilmiyordum bunu. Enteresan. Başka ne göstereyim? Başka kremim var. El kremim var. Bunu bana Kaan Berksen aldı. Bir dakika beklesene. Bir saniye. Aynen. Kankacığım.
Vallahi çok güzel. Ben bundan çok memnunum. O kadar memnunum ki hediye paketi olarak geldiği zaman üzerinde çok güzel bir kaligrafiyle Joanna yazıyordu. Ve ben böyle bir ay falan pakete baktım. Ya, Büli hediyeleri en iyi hediyeler. Yani bittim öyle diyeyim sana. Ben hiçbir şey açamayacağım bunu falan diye düşündüm. En sonunda hani yani açmak zorundaydım ve o zamandan beri de kullanıyorum. Her böyle dikiş diktiğimde, resim çizdiğimde, ellerimi 100 kez yıkadığımda böyle hemen böyle patilerimi ovuşturuyorum bununla. Bir Çok de bu güzel. antibakteriyel bu arada. Evet, bu arada. Aynen. Komentlere bakalım. O Dilara Fındıkoğlu hoş geldin. Oo. Bahsedilen parfüm Diptik L'Homme d'un Lot falan diye bir şey. Adını ben bunları sonra akşam koyacağım story'me paylaşacağım. Bir de yayını zaten IGTV'ye şey yapıyorum direkt. Aynen. Başka ne gösterebilirim? Başka istiyor musunuz paketimden Yani ne göstereyim? istersen göster. İşte dudağıma ve gözüme dakika başı bunu sürüyorum. 100 senedir. Neydi onların adı o Oral. şeyin? Ha, powder kiss miydi? Adı Neydi? Baby Doll. Kiss and Ve Blush diye bir ha, şey. kiss and blush, evet. Yani ve böyle hani bu böyle üçüncü paketim falan yani. Gerçekten hani hiçbir şekilde vazgeçmedim. Çok günümü kurtaran bir ürün yani. Bak şeyle izledim Alıştım. mi? Yiğit Karamet de şeyi dedi. Yves Saint Laurent rujumu, Chanel rujumu. Herkesin bir şeyi iyi. Bu da çok iyi bir ürün. Evet, yani hayat kurtaran bir şey. Özellikle makyaj yapmayan bir insan için. Hani bunu bir parça sürdüğüm zaman daha sağlıklı gözüküyorum sadece. Yani çünkü mesela benim dudaklarım çok kuruyor. Ve yani genel şartlarda dudak kremiyle yaşıyorum ben. Ama dudaklarım çok kuruyunca bembeyaz oluyor. Yani böyle cildimle aynı renk oluyor ve o kırmızılık gidiyor. O yüzden de genel şartlarda böyle hep böyle dudak kremleri var böyle çantamda her tarafta falan. Yani bunların hakkında bir şey söyleyebilir miyim bilmiyorum. Bildiğimiz dudak kremi. Normal şey. Bu arada Yerüset'ten aklıma geldi. Belki duymuşsunuz. Homeoplazmin diye bir böyle bir balm gibi bir krem var yine Fransız eczanelerine. Ben adını yazarım. O senin dudağına iyi gelebilir. Güne Olur. kadar niye söylememiştim Merak acaba bunu ettim. sana? Sana Olur. şey yaparım. O da uygun fiyatlı bir şey yani. Tamam. Çok iyi. Merak ediyorum. Olur söyle. Evet. Başka bir tane de komik bir şeyim var. Hadi Onu bakalım. size göstereyim. Bu benim annemin. Çok iyi. Tamam, bu çok iyi gerçekten. Bu benim annemin eski işte Dior. yani eski dizaynı. Ve yani tabii ki artık bunu kullanmıyorum çünkü hani ah gitmiş bağ kalmış. Ama Kokusu aynı eskiye annem koku bunu var mı? var. Aynı annem gibi kokuyor. 80'lerde annem gibi kokuyor yani ve benim için çok değerli ve hala çantamda geziyorum her yere. Çok Yani iyi. normal bir ayna değil bununla geziyorum ve çünkü bu kadın olmak çok güzel bir kadın olmak yani 80'lerde. Bunun renklerini hatırlıyorum. Yani o böyle yavru ağzı renkler, birazcık daha sedefler, daha böyle gerçekten 80'ler sonu Bayağı bold güçlü yani. kadın yani. Ve evet, Tabii. bold. Ve yani hani o bende hiç bitmedi ve bir ana olarak kaldı yani ve bunu taşıyorum her yere yanımda yani. O Bir yüzden çok şey diyeceğim. Acayip iyi bir final oldu şu anda Joanna. Beni kalbimden vurdun bu duygusal ürünle. böyle her şey bir şey hatırlatıyor. Şu sulanmış şey bile bana kanlı Nil'i hatırlatıyor yani. O yüzden Buradan bu arada şunu da çıkarabiliriz. Kokular gerçekten bizi alıp götürüyor gibi bir evet. şey. Doğru. Aynen öyle. O yüzden ben işte diyorum ya ben çok az parfüm kullanıyorum. Hiç kullanmıyorum ve hiç değiştirmedim. 2006 yılından beri değiştirmedim parfümü. Ya bunun sebebi şu. Ya bence gerçekten feromonlar çok önemli ve gerçekten feromonun dışarıda dominant olması gereken Evet. sonuç olarak. Yani ne kadar hayvanlar alemi olarak görmesek bile artık eskisi kadar ama gerçekten hala öyle. Ve dolayısıyla çok dominant bir parfümü kullandığın zaman seninle olan iletişimi kopuyor Evet, karşılıklı. doğru. Ve benim mesela eskiden yoktu ama benim artık burnum çok fazla hassas kokulara karşı. Başkaları parfümü bocaladıkları zaman yanlarında oturamıyorum. Çünkü %100 ben de. yani iletişim kuramıyorum o insanın ruhuyla artık. Yani o kadar önümüze bir tane Evet. kutu koyuyor ki ve ben o yüzden böyle çok daha yani tetikteyim bu kokulara karşı. Daha önlem almaya çalışıyorum olabildiğince. O yüzden... Teşekkür ederiz Joanna Cohen bu güzel paylaşımlar için. Rica ederim. Ve Bu bu tatlı şeyde de bitiriyorum yayını. tamam bitir. Zaten 45 saniye kalmış. İzleyen herkese teşekkür. Her şeyi paylaşacağım. Kaçıranlar, IGTV'ler şey falan filan. Joanna, I love you. Ben de. Bye bye. Teşekkürler. Bye bye.